Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Gündeme çıkan başlıklar için karşınızdayız. Değerli izleyenler, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapsamda uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken hafta içi ise 19 ile sabah 5 arası olarak güncellendi. Aziz milletim, Türkiye salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttüğü gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Dünyadaki en başarılı örnek ülkeler arasında özellikle yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere pek çok yerde hala yaygın şekilde süren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlarının gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından milyonların merakla beklediği kararları tek tek açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izini sayılacaktır. Şartlara uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Şanlıurfa'da güncellenen koronavirüs haritasında orta liste illerden yüksek liste iller grubuna geçti. Koronavirüs salgınında vaka sayısı Şanlıurfa'da hızla artmaya devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecinde Türkiye'nin koronavirüs vaka sayıları haritası her hafta, koronavirüs renk haritası ise iki haftada bir güncelleniyor. Güncellemelerde illerin vaka sayılarına göre risk durumu ortaya konurken Şanlıurfa'ya yapılan son değerlendirmede sarıdan orta riskli ilden turuncuya yani yüksek riskli ile döndü. Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emre Erkuş, vakalarımız artmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da 2-9 Nisan 2021 haftasında 61.84'te yüksek riskli gruba dahil oldu dedi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen drone destekli operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Drone desteğiyle şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda iki ev eklentileri ve arazide uzun namlulu silah, iki tabanca, bu silahlara ait 10 şarjörle 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte Eyüp Nebi Camii ve Külliyesi, Viranşehir Kent Parkı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sabahın erken saatlerinde Viranşehir ilçesine giderek Belediye Başkanı Salih II. Ile bir araya gelen Başkan Beyazgül, ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Eyüp Nevi Külliyesi ve o bölgede yapılan sabır evlerini inceledi. Başkan Beyazgül, Başkan Salih II. Ve beraberindekiler Hazreti Eyüp Peygamber, Hazreti İlyas ve Hazreti Rahime'nin türbesine ziyaret ederek dua ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Viranşehir Kent Parkı'na geçerek parktaki vatandaşlarla sohbet etti. Viranşehir'de gençler ve kadınların hizmetine sunulan Viranşehir Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Beyazgül, çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Kurslara katılan vatandaşlarla da sohbet ederek gitar kursunda eğitim gören gençlerin söylediği türküye kulak verdi. Ziyareti sırasında eksikleri anında tespit ederek gerekli talimatları veren Başkan Beyazgül, 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Demirde mezar yok. Şimdi sen buraya demirlere bir bak. Oralara bak. Oraya, şimdi aşağı. Buraya şöyle yapalım. Şanlıurfa'da babasına yük olmamak için yükleme işlerinde yardım ederek spor yapan 15 yaşındaki İslam Turan, güreş sporunda elde ettiği başarılarla Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcu İslam Turan, Antalya'da düzenlenen final müsabakalarında karşılaştığı Sakaryalı rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk hikayesinin serüvenini anlatan Turan, başarısıyla herkese örnek oluyor. Toptancı olarak çalışan babası Süleyman Turan'a malzeme indirme ve yükleme işlerinde yardım ederek spor yapan 15 yaşındaki güreşçi, katıldığı müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Yük indirme ve yükleme işlerinin yanı sıra engebeli sokak ve yollarda da koşarak spor yapan Turan, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan İslam Turan konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Antrenman çok zorlu geçti günlerim. Yani güreş antrenmanların zorluklu. Ondan sonra güreşten sonra hemen babama yardıma gittim. Türkiye şampiyonu oldum. Yasin hocam, Armacı hocam sayesinde ara ara yani antrenmana gidebiliyorum. Pandemi yüzünden antrenmanlara da yani yapamıyorum antrenmanlarımı. Bir yandan babama yardım etmek, bir yandan okula gitmek, bir yandan da güreş yapmak çok zor geliyor bana. İşte hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Oğlunun kısıtlı imkanlarla müsabakalara hazırlandığını belirten Süleyman Turan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İslam Turan spora biraz meyilli olduğu için ben de zaman zaman hani önü kesilmesin diye hem okula gidiyor hem spor salonlara geliyor. Zaman zaman ben onu götürüp getiriyorum. İşte spora biraz daha hevesli. Zaman zaman biz gıda işi yaptığımız için zaman zaman bana yardım ediyor, çalışıyor. Hem okul, hem güreş, hem de zaman zaman bana yardım ediyor. Kendisinin bir hedefi var, işte olimpiyatlarda, işte Türkiye'yi temsil etmek.
Onun için ben de elimde ne geliyorsa yardımcı oluyorum. Tabii hocaları var. Hocaları da yeterince kendisine destek oluyor. Antalya'da Türkiye birincisi oldu. İnşallah Avrupa'da da işte kendisini görmek istiyoruz. Türkiye şampiyonunu yetiştiren antrenör Mehmet Harmancı, Antalya'da U15 Türkiye şampiyonasında İslam Turan 44 kiloda Türkiye şampiyonu oldu diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Antalya'da düzenlenen U15 Türkiye şampiyonasında 44 kilogramda İslam Turan Türkiye şampiyonu olmuştur. Bu o yaş kategorisinde Şanlıurfa'daki tek derecedir. Bizim yaş kategorilerimiz minikler, yıldızlar ve gençlerde şu anda devam ediyoruz. Geçen yıldan ve 3 yıldır devam etmekteyiz madalyalarımızı almaya. Diğer güreş hocamız Yasin Karadaşlı ile birlikte inşallah Rabbim nasip ettikçe milli sporcu yetiştirmeye ve elimizden geldiğince Eyüpiyeli gençleri sporla tanıştırmaya devam edeceğiz. Eyüpiye Belediyesi kırsal mahalleleri sosyal donatı alanlarıyla buluşturuyor. İlki Yardımcı Kırsal Mahallesi'ne yapılan sosyal donatı alanında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Eyüpiye Belediyesi kırsal mahallelerde de bir ilki başlatıp kırsal mahalleleri sosyal donatı alanlarıyla buluşturuyor. İlki Yardımcı Kırsal Mahallesi'nde yapılan sosyal donatı alanında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ekipler ilçe genelinde proje üstüne proje başlatıyor. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahalleler için projelendirilen sosyal donatı alanlarının ilki olan Yardımcı Kırsal Mahallesi'nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Toplam 3410 metrekarelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, havuz, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanında çim serme ve işlemenin tamamlanmasının ardından ekipler alana piknik masaları monte işlemini de bitirme aşamasına getirdi. Yapımı tamamlanan halı saha ile birlikte açılışa gün sayan proje alanındaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri Başkan Kuş'a ve ekibine teşekkür etti. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden mahalle muhtarı Salim Aslan ve bölge sakinleri şöyle konuştu. Başkanımız buraya geldi 8-9 ay önce. Bura eski sal ocağıydı, eski okuldu. Park talep ettik, halı saha talep ettik. Başkan da söz verdi. Yani son aşamaya geldi, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Başkan sözünde durdu. Çocuklarımız memnun, halkımız memnun. Çimlerimiz serildi, banklarımız kuruldu, halı sahamız faaliyette. Ondan Allah razı olsun, teşekkür ederim. Milli Savunma Bakanlığı, Zeltepe üst bölgesine hedef alan teröristlerin bölgeye bir balon gönderdiğini, komandolar tarafından termal kamera ile tespit edilen balonun hemen ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı. Zeltepe üst bölgesine hedef alan teröristlerin bölgeye bir balon gönderdiği, komandolar tarafından termal kamerayla tespit edilen balonun hemen ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Mehmetçiğin hem içeride hem de dışarıda gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, hain emellerine ulaşmak için her türlü yöntemi denemeye çalışıyor. Mehmetçiğin aldığı tedbirleri aşamayan teröristler farklı saldırı yöntemleri gerçekleştiriyor. Özellikle zorlu arazi şartlarına sahip üst bölgelerinde mini maket uçaklarla saldırmaya çalışan teröristler bu kez de balonlu saldırı gerçekleştirmeye çalıştı. Hakkari'nin sınır bölgesinde yer alan Zeltepe üst bölgesine hedef alan teröristler bölgeye büyük bir balon gönderdi. Üst bölgesindeki görevli komandoların dikkati sayesinde termal kamerayla tespit edilen balon hemen ateş altına alınarak imha edildi. Balonun imha edildiği anlara ilişkin görüntülere bakıldığında hidrojen gazı olduğu değerlendirilen balon büyük bir patlamayla yere düşüyor. Zeltepe üst bölgesine gönderilen balonun saldırı amaçlı olarak gönderildiği değerlendiriliyor. Değerli izleyenler, Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların sağlığı ve pandemi tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi vatandaşlarının sağlığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerini Ramazan ayında vatandaşların sağlığını korumak için sıklaştırdı. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maskesiz kesinlikle kimse içeri almıyor. İlçedeki fırın, unlu mamulleri, market, manav, kasap gibi gıda işletmelerinde ürün kalitesi, hijyen, ekmek gramajı, son kullanma tarihi denetimlerinde bulunan ekipler özellikle pandemi tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşları uyardı. Dezenfektan bulundurun. Alışveriş yapacak herkesin ve esnafın maske kullanımına riayet etmesini isteyen zabıta ekipleri, kurallara uymayan esnaflar hakkında cezai yaptırım uygulanacağını iletti. Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede işletmelerle denetimlerini sürdürecek. Halliye Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde COVID-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Zabıta Müdürlüğü Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye sloganı ile yürüttüğü çalışmalarını Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumak, COVID-19 tedbirlerine uyulması amacıyla yoğunlaştırılan denetimlerde zabıtalar gıda satışı yapan iş yerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor. Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten zabıta müdürlüğü hem son kullanma tarihi, etiket, iş yeri ruhsatı kontrolü hem de COVID-19 tedbirlerinden olan temizlik, maske ve mesafe kontrollerini sağlıyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem başlatırken denetimleri gün içerisinde bölge bölge devam ettiriyor. Geçiyoruz Adana'ya. Raydan çıkmasıyla birlikte çarpışan yük trenlerinin iki makinisti yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle de toplam 8 vagon devrilmiş durumda. Adana'da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı. Kaza Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerinde meydana geldi. Konteyner taşıyan yük treni Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla makinistler Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğutaş'la Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışmanın etkisiyle de toplam 8 vagon devrilmiş durumda. Mahalle toplantılarında kırsalda parke taşı müjdesi veren Başkan Mehmet Yalçınkaya sözünü tuttu ve Seyit Veren Kırsal Mahallesi'nde parke taşı döşemeye başlandı. Mahalle toplantılarında kırsalda parke taşı müjdesi veren Başkan Yalçınkaya sözünü tuttu ve Seyit Veren Kırsal Mahallesi'nde parke taşı döşenmeye başladı. Daha önce mahalle toplantısında sözünü verdiği için çalışmalar ilk olarak Seyit Veren Mahallesi'nde başladı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde mahalle muhtarı İsmail Şahin'le beraber çalışmaları yerinde denetledi ve kendisi de parke taşı döşedi. Çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Seyit Veren Köyümüz çok önemli bir yer, çok büyük yerleşim yeri. Yıllardır hem çamurla hem toprakla hem kurtla boğuşan bir köyümüz. Biz bunu gördük. Hazırlıklarımızı yaptık. Çalışmaya başladık. Parke taşını da döşüyoruz. Burası mükemmel bir yer olacak. Çok güzel yollarımız olsun. Bu gayretle gece gündüz demeden arkadaşlarımızın
bizim ekiple çalışmaya devam ediyoruz. Muhtar Şahin de Başkan Yalçın Kaya'ya teşekkür etti. İşte seyit veren arkadaşı yapılıyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçın Kaya bize yaptırıyor. Yaptığı için çok çok teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği Dünya Turnuvası isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 5 turda 31 uzay fotoğrafını eleyerek birinci oldu. NASA 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Robbins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. Dünya Turnuvası isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı yaklaşık 1 milyon oyun kullanıldığı 5 turluk yarışmada tüm uzay fotoğrafını eledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Robbins'ı şehrin tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini belirtti. Fotoğrafa oy verilmesi konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bakan ve devlet büyükleriyle vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez şöyle konuştu. Gözündeki maviliği Van Gölü'nden alan Van endemik kedisini de bizim kedi araştırma merkezimiz tarafından kendisine bir kedi hediye edildi. Kedi konağında beslenmekte, muhafaza edilmektedir. İnşallah kendisi buraya geldiğinde üniversitemiz tarafından kendisine hediye edilen o kediyi de kendisine takdim edeceğiz. Onun için o artık bizim bir fahri hemşerimiz. İnşallah Van Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla da bu hafta onu fahri hemşeri olarak da ilan edeceğiz. Fotoğraf yarışmasının başlamasıyla birlikte Van Gölü fotoğrafının birinci olacağını hissettiğini dile getiren Van 100. Yıl Üniversitesi Fizik Bölümünde görev yapan astrofizikçi doktor öğretim üyesi Selçuk Topal ise memnuniyetini dile getirdi. Beklenen oldu ve Van Gölü fotoğrafı birinci oldu. Ben zaten ilk röportajlarımızda da olacağını söylemiştim çünkü öyle bir hissiyat vardı içimde. Bu fotoğraf tabii diğer 32 harika fotoğraftan biriydi. Yani bu yarışmanın aslında güzelliği şu, gezegenimizin ne kadar güzel bir gök cismi olduğunu, şu koca kozmik denizde onu bize gösteren çok harika bir yarışmaydı bence. Bizim için de güzel bir anısı oldu. Van Gölü fotoğrafının birinci olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş da fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Van Gölü bu rüzgarı bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Yani şu anda neredeyse gerek ülkemizde gerekse dünyadaki bütün televizyonlarda, sosyal mecralarda Van Gölü'nün fotoğrafı dolaşıyor. Van Gölü hakkında insanlar merak ediyorlar. Bu yüzden bu fotoğraftaki yeri görmek isteyenleri hepsini Van'a bekliyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı Şanlıurfa'nın merakla beklediği Trambis projesini açıklayan Başkan Vekili Ahmet Kaytan, umudumuz gayretimiz 12 ay içerisinde 18 metre uzunluğundaki trambüslerin artık Şanlıurfa'da hizmet etmesini sağlamak dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi ikinci oturumunda gündemdeki maddeleri oylamaya sunarken oylamanın ardından encümen üyeliği seçimine geçildi. Tekrardan seçilmesini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Encümenliğine Hasan İzol, İbrahim Uçar, Hüseyin Çetiner, Mehmet Başak ve Kadir Gündoğan seçildi. Harfetimize bir yatırım yapılacak. Konuyla ilgili söz alması diye var mı? Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Meclis Başkan Vekili Kaytan, Şanlıurfalıların merak ettiği Trambüs projesinin akıbeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sıcak gündem Trambüs. Yaklaşık 2 yıldır Zeynep Abidin Beyazgül Başkanımız göreve geldiği günden itibaren kamuoyunun çok ciddi bir baskısı söz konusuydu. Umudumuz, temennimiz, gayretimiz 12 ay içerisinde 18 metre uzunluğundaki trambüslerin artık Urfa'da hizmet etmesini sağlamak.
Öte yandan İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri ve Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri de seçildi. Halliye Belediyesi COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlanan Ramazan ayı etkinliklerini dijital platforma taşıdı. Halliye Belediyesi etkinliklerini dijital platforma taşıdı. Halliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayında kısıtlanan etkinliklerin dijital platforma taşınması için çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Halliye Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak konserler, söyleşiler, Karagöz Hacivat oyunlarıyla belgesel programları gerçekleştirilecek. Yapılan dijital etkinliklerin ilki ise 16 Nisan 2021 Cuma saat 21.45'te Tasavvuf Müziği konseri olacak. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.